Yaklaşık işte 6 sene, 7 sene falan oldu. 2012'nin sonları, 2013'ün başlarında başladım ben o yükseklerinde çalışmaya. İlk Pixofan'da başladım Ankara'da. O dönem işte bir iş arıyordum. Üniversiteden yeni mezun olmuştum. İstatistik mezunuyum ben bu arada. İstatistik bölümünden mezun birisi özel sektörde iş arıyor. Arıyordum bir gün işte, çok uzatmayayım oraları, bir Kariyer.net'te iş ilanı gördüm işte, data analyst diye. Hani iş ilanının şey çok hoşuma gitmişti, o metni. Şey yazıyor işte, ejderhalar yılan. İşte kaleye geçmese bile defansa duracak kadar takım oyuncusu. İşte kendinden yanmalı içten motor falan, öyle bir iş ilanıydı. Pixofan iş ilanıydı. Ona başvurdum ben, böyle hemen de döndüler. Ben bir de CV'mi, o ilanı gördüm ben, çok hoşuma gitti. Akşam abim çalışıyordu o sırada, abim bilgisayar mühendisi. Akşam abime götürdüm, ya dedim böyle bir ilan gördüm falan, dedi başvursun mu, niye başvuruyorsun falan. Başvurdum böyle. CV'me de oynadığım oyunları yazmıştım. Oyunlar da şey ama işte hani zamanında bu Cadillac and Dinosaurs falan var Mustafa. Onu yazıyorum işte, Devil May Cry falan, Diablo falan, Amiga ama yaşım yetmedi ona falan yazıyorum böyle. Öyle komikli şeyler yazdım CV'me yani böyle. O ara böyle hani CV'ye oynadığın oyunları yazmak bence ekstrem bir şeydi. Şu an yani oyun sektöründe çalışıyorsan yazman gerekiyor bu arada artık şu anda. Bir CV'm varsa, oyun sektöründe bir şirkete başvuruyorsan şu an oynadığın oyunları yazabilirsin. Ama o zamanlar çok ekstrem bir şeydi. Yazdım ve bak hatırlamıyorum ama 2-3 gün içinde dönüş oldu. Hani görüşmelere gittim, iyi geçti. Oraları uzun anlatmayayım. Başladım öyle yani bir anda, hani 2 hafta içinde baktım hep şey geliyordu bana, mesela istatistik mezunu bir insan oyun sektöründe çalışabilir mi? Yani öyle bir pozisyonun varlığından bile haberim yoktu açıkçası. Hani data analist diye bir rol olduğunu biliyorum ancak hani oyun sektöründe bir yerde, hani o benim oynadığım oyunlarda bir yerde benim yaptığım iş var olduğunu bilmiyordum açıkçası. O kadar bilgim yoktu o zaman. İnternet çok yaygın değildi falan. Neyse, öyle başladım. Pixofan'da yaklaşık 15 ay falan çalıştım. Orada ilk şeyi öğrendim. Yani zaten data analizi kendi işlerimi yapıyordum böyle. Hani veri analizi konusunda çalışıyordum. Oyun sektörünü öğrenmeye başladım orada, free-to-play mekaniklerini. Benim bildiğim veri analizinin free-to-play dinamikleri içinde nasıl kullanıldığını falan öğrendim. O aralar şey çok daha popülerdi hatta. Lean Startup yaklaşımı vardı bu. Pixofan'da çok iyi uyguluyorduk biz onu. Lean Startup'ın merkezinde bu arada data vardır. Bu işte Measure, Learn, yani Build, Measure, Learn cycle'ı. Orada her aşamada data vardır. Kullanıcılardan data toplarsınız, geri bildirim alırsınız, öğrenirsiniz, sonra yeniden build edersiniz, ölçümlersiniz, öğrenirsiniz, yeniden build edersiniz. Bunu datayla yaparsınız. Ben onu gördüğüm zaman daha da bir şeyim genişledi. Nedenler ufkum genişledi. Çünkü ha dedim ya, ben hani startup denilen yerlerde benim yaptığım iş bayağı önemliymiş. Ben bilmiyordum yani datanın. O aralar çok da hot değildi bu aralar. Şu an herkes işte yapay zeka, machine learning falan düşüyor. O aralar çok yaygın değildi. Ya hoşuma gitti. Yaklaşık 15 ay falan çalıştık. Orada araba yarışı yapıyorduk böyle. Facebook'u yapıyorduk. Henüz mobile girmemiştik biz orada. Facebook'u yapıyorduk. Ha, çok iyi gitmedi açıkçası ama böyle birkaç kere pivot ettik, oyunu değiştirdik falan. Pixofan sonra şey karar alınca, işte B2B falan oralardan devam etmeye başlayınca ben başka şeyler baktım. Oradan sonra İstanbul'a geldim. Hani aralarda yeni hızlı geçiyorum oraları. İstanbul'da yaklaşık 3-4 ay e-ticaret, Markofoni vardı oralar. Büyük şimdi yoktu artık. Markofon'da çalıştım 3-4 ay ama bir gözüm şeydeydi yine. Yani oyun sektöründeydi ama o aralar şimdiki gibi çok fazla oyun şirketi yoktu ve pozisyon da yoktu. Data analist o kadar hala yaygın değil bu arada o sıralarda. Çok nadiren. Bir Peak Games'te belki bazen 1-2 tane ilan oluyordu, bir de Gram'da falan. Gram Games ilanına çalışacağım ama başvurdum oraya. O da yine çok hızlı oldu yani, böyle hemen işte tanıştık orada Gram Games'te. Ve orada çalışmaya başladık. Oraya başladığında işte yeni oyunları çıkmıştı Tenten. Daha çıkışta scale etmeye başlayalı böyle 2 ay falan olmuş. Daha yeni yeni böyle büyüyordu. Hep beraber böyle bir core ekip Tenten'i büyütmeye başlamıştık. Bir yandan da yeni oyunlar yapıyoruz. İşte Gramia'mızı büyümesine öyle yardımcı olduk. Orada daha çok şeye dokunmaya başlamıştı. Orada data ile ilgili şeylerde ilk defa big data ile, hani her yerde anlatılır işte machine learning, big data, AI falan, öyle şeylerle ilk defa aslında Gramia'mızı tanıştı. Çünkü daha önce çalıştığım oyunlardaki data o kadar büyük değildi. Şeyle falan tanışınca da işte, Big Data'yla falan tanışınca da işte Python öğrenmeye başladım. SQL daha iyi öğrenmeye başladım. Öyle şeylere girdim birazcık da. Gram'dan bittikten sonra da yaklaşık bir buçuk yıl yakın Gram Games'te çalıştıktan sonra, yine ayrıldıktan sonra Gram Games'te yine oyun sektörüne baktım ama açıkçası başvurabileceğim pozisyon yoktu. Henüz oyun sektöründe böyle data analizi ilanları yaygın değildi. O yüzden yine daha önce en azından birazcık tecrübem olan e-ticaret sektörüne yöneldim. Ki bu arada e-ticaretin dinamikleri de oyun sektörünün dinamikleri çok benziyor birbirine. Bayağı benziyor. Özellikle bu marketing tarafında ve bizim bu iş zekası tarafındaki o kurduğunuz yapılar bayağı benziyor. O yüzden hani yakın oldukları için e-ticaretten devam ettim. Evidea diye bir şirketti. Orada çalıştım. Orada yaklaşık bir 6 ay falan kaldıktan sonra Zingat. Orası da yine lead generation yapan, e-ticarete yakın bir gün. En uzun süre Zingat'ta çalıştım. Yaklaşık 2,5 sene falan Zingat'ta çalıştım. İşte bu süre zarfında işte Gram Games'e ayrıldıktan sonra data sektörü, ya data ile ilgili olarak oyun sektöründe oyun analitiği üzerine çalışan çok fazla insan olmadığı için ben danışmanlık işlerine başladım. Kendiliğinden oldu bu arada. Organik yani hani. İşte bir arkadaşım var, ne bileyim, bir yerde iş görüşmesine gidiyor. Orada hani muhabbet dönüyor, veriyle ilgili bir şeyler dönüyor. Benim ismimi veriyor mesela.
Oradan birisi arıyor beni. Ya diyor bizim işte veriyle ilgili böyle bir eksiğimiz var. Bize yardımcı olur musun falan. Öyle kendiliğinden hiçbir yerde ne bileyim etkinliklere falan gitmedim. Network yapmaya çalışmadım. Yaklaşık son 2,5-3 yıldır ve 15'e yakın bir startup şirketle, aralarında büyükleri de var. Danışmanlık, veri analitiği ve ürün geliştirme süreçlerinin, datanın nasıl daha iyi kullanılabileceği ile ilgili danışmanlıklar vermeye başladım. İşte son 2,5 yıldır falan böyleydi, 3 yıla yakın. Son 2 aydır da Game Guru'da çalışmaya başladım full time olarak. Şimdi oradaki işlik aslında sorumlu, her şeyden sorumlu kişi olarak. Şu an devam ediyor işte. Şu an kadar böyle. Tamam. Telefon sesi gelmesin. Tamam. Okey. Arada devam edelim. Şey verdim ama isimler problem değil mi? Gram Games onları da... Yok yok. Çalıştığı şirket isimler. Şirketini sorduğumuz için orada bir sıkıntı yok. Peki o zaman şeyi sorayım. Mesela istatistik mezunu olarak, bir insan olarak senin gibi istatistik okuyan insanlara buradan söylemek istediğim bir şey varsa, yani düşün, ikinci sınıf istatistik öğrencisi, birinci sınıf istatistik öğrencisi ya da üçüncü sınıf ya da mezuniyetine yakın dördüncü senesindeki bir istatistik öğrencisinin oyun endüstrisinde, e-ticaret diyelim. Aa, e-ticaretten biz bahsetmediğimiz için, konumuz oyun olduğu için oyuna yönelik kariyer planlamasını hızlı bir şekilde yapabilmesi için hangi şeylerle kendisini donatması gerekir? Evet. Yani hangi bilgilerle kendisini donatması gerekir? Hangi metriklerden haberdar olması gerekir? Oyun endüstrisinde çalışabilmesi için diyelim öğrenmesi gereken bir takım standartlar var mı? Ondan istersen devam edebilirsin. Bu arada direkt bu tarafa bakarak devam edebilirsin. Daha iyi olur. Muhtemelen daha iyi olur. Çünkü öteki tarafa baktığın zaman şey olabilir belki. Dağılabilir ki seyirci bilgisi. Benimle diyorlar, benimle diyorlar. İstatistikle çalışan insanlar maalesef şu an önce bir değerlendirme yapmayı isterim çok uzatmadan. Şu an Türkiye'de ikiye ayırabilirim ben şu an üniversiteleri. Bir İstanbul'dakiler, bir de diğerleri. Çok üzücü bu ama böyle bir şey var. Yani İstanbul'dakiler ve diğerleri diye ayırabilirim. Yani, şimdi mesela Anadolu'da herhangi bir yerde siz okuyorsanız açıkçası şeyi geçtim, hani oyun sektörünü geçtim, teknoloji sektöründe bir yerde bir analisti, bir iş zekası, bir data science olarak çalışabileceğinizi mezun olduğunda bilmiyorsunuz. Yani öyle bir şey olduğunda haberiniz olmuyor. Ben 2011 yılında mezun oldum. Hani data science, işte veri analizi, data mining diye konulardan haberim yoktu. İstanbul'dakilerin vardı ama. Şimdi arada böyle bir maalesef şey var, fark var. Ama internet bunu kapattı. Özellikle son yıllarda işte böyle Coursera, Udemy falan gibi şeyler bunu kapattı. Bir yolunu ayırmak lazım ama hani... Şimdi bu fark kapandı. Coursera falan var, okey. Ama hani bunlardan faydalanmak için hani dedin ya, hani ne tür skill setleri olması lazım? Ve her şeyden önce, herhangi bir sektör spesifikten önce çok klişe olacak, özür dilerim ama yani İngilizce öğrenmesi lazım. Okuma seviyesi yeterli ki başta. İyi seviyede İngilizce okuyabiliyor olması lazım. Çünkü İngilizce okuyabildiğiniz zaman böyle bayağı dünyanın bütün kapıları açılıyor. Ben İngilizce öğrenmeyi mezun olduktan sonra başladım. İşte bir şey vardı, bir tane kitap. Data Mining Techniques and Concepts diye bir kitap var. Böyle büyük bir kitaptı. Ben onu ilk okumaya başladım, böyle hani bir sayfayı bir günde falan okuyordum. Çok yavaştım yani. Bir paragraf okuyorum, böyle bildiğim kelime bir tane falan. O kitap bittiğinde ben normal hızlı okumaya başlamışım. Yani Türkçe gibi İngilizce okuyordum o kitap bittiğinde. Sonra bir anda şey açıldı, ufkum açıldı. Aha dedim yani ben her şeyi öğrenebilirim artık. Yani üniversite falan, tamam okey, gerekli şeyler üniversitede. O kadar da gerekli değil. Çünkü üniversite okulan şey, Coursera'da giriyorum. İşte adam MIT'de, Amfi'de anlattığı şeyi Coursera'da anlatıyor adam. Ya da çok spesifik bir şey öğrenmek istersen, ben onu anlayabiliyorum artık İngilizcesini. O yüzden bayağı İngilizce bence bütün kapıyı, o kapıları açıyor. Çok klişe oluyor, özür dilerim. Yaşlı amcalar gibi şey verdim ama böyle ama gerçekten öyle yani. Es verdireceğim, bir yorum yapmak istiyorum çünkü şimdi biraz böyle seminer kafasına soktum beni. Yani aslında insanların CV'lerine Coursera'da aldığı kursları yazması da yeterli bence, gayet iyi bir şey diye düşünüyorum. Evet, şimdi... Şimdi başlayalım, buradan devam edebilirsin mesela. Evet. Coursera'daki kurslara CV'ler yazmak bu arada son 1,5-2 yıldır başladı. Hatta LinkedIn'de yanılmıyorsam bir şey yaptılar, anlaşma gibi bir şey, entegre oldular birbirlerine. Oradan yaptığın, tamamladığın kursu LinkedIn sayfanda gösterebiliyorsun. Onu yaptılar. Ama ben hatırlıyorum bu arada, Coursera'da aldığım bir kurs şey yazmıştım ben CV'me, Markov'un iş görüşmesinde. Orada şey olmuştu ya, bu Coursera neresi, üniversite mi falan diye sormuşlardı bana mesela. O aralar çok yaygın değildi. Ben şey yazmıştım, Coursera'dan işte ne Python üzerine işte 90 saat işte kurs aldı falan diye yazıyordu orada. O zamanlar şey yapmışlar, tuhafsamışlardı. Yani çalışmada iş görüşmeliklerin çoğu şirkette ikna etmeye çalışıyordu insanlara. Ya bakın burası hani... Belki üniversitelerden daha iyi anlamda eğitimleri var. Ben assignment'ların hepsini yaptım, şunları yaptım ama ilk bir ikna etmem gerekiyordu insanları. En azından şu an o farklı. O açıdan şanslı için yeni gelen arkadaşlar. Toparlarsam şimdi İngilizce, dedim ki İngilizce ilk kapı. İkincisi, böyle oyun sektörü veya da böyle
işte teknoloji sektörüne falan bence girmeden önce data ile ilgili çalışacak kişinin şey biliyor olması lazım. Hani bir startup şirketinde datacı kendini nasıl konumlandırmalı, ne yapıyor, ya neler yapıyor daha doğrusu. Hani ilk teknik şeylere, ya ben Python öğreneyim, machine learning öğreneyim, yapay zeka öğreneyim, öyle şeylerden önce. Bu yüz startup bunlar. Bence genel teknoloji startup'ı diyeceğim çünkü ilk başta yine belli bir noktaya kadar çok benziyorlar. Orada da ben işte çok bu arada şeyimdir oralarda, old school diyeceğim ama kitap öneriyorum ben. Hatta gittim görüştüm arkadaşlarla. İşte orada yine startup okumaları lazım mesela hani. Çok eskidi bu arada hani böyle çok hatta oradaki bazı şeyler o kadar klişe oldu ki insanlar alay etmeye başladılar orada yine startup'la. Ama hala geçerliliği var yani bugün bakıyorum ben ismi değişiyor işte Agile Software Development diyorlar oradan başkası çıkıyor başka bir şey diyor ama hepsi aynı açıkçası ve o Lean Startup iyi bir kitaptı. Ki zamanında bu Silikon Vadisi'nde falan herkes böyle hani Lean Startup falan diyor. İşte dalay ediyorlar ama. O kitapla ilk başlayabilirler mesela. Onu okudukları zaman, aa evet ben data, işte bir startup şirketi böyle değerlendirip, böyle utilize edebiliyorum. Onu görmeleri lazım. Onu gördükten sonra zaten teknik gereklilikler devamında geliyor. Çalıştığın şirkete göre değişiyor çünkü teknik gereklilikler. Ama hani bugün işte atıyorum bir data analisti, iş zekası. Yani bu arada şeyi söylemem lazım. Yani istatistik mezunu, buna benzer bir şirket doğrudan mezun kişi hangi başlıklarda çalışabiliyor şu an data ile ilgili? Temelde böyle bir üçe ayırabilirim. Ya bir data science dediğimiz dünya, bu aralar en hot, böyle herkesin çok sevdiği, sıcak, herkesin olmak istediği şey. Data science biraz da böyle big data ortamlarında, işte machine learning, yapay zeka noktaları dokunan kişilere işte data scientist deniyor. Bu çok böyle yüzeysel tanımlar, detaya girmek için. Merak edenler bakabilir. Diğer data analyst, isimleri çok benziyor ama data analystler biraz daha şirketlerin iş zekası dediğimiz, yani business intelligence taraflarında çalışıyorlar. Onlar böyle hani veri tabanlarındaki işte ham datayı alıp, kabaca o çirkin, karanlık ortamlardaki o ham datayı alıp, şirketteki arkadaşlarına ulaştıran, onları yorumlanabilir, okunabilir hale getiren kişiler data analyst denir. Orada işte kullandıkları tool'lar vardır, SQL, Tableau, en yaygın, işte böyle bir sürü Power BI falan gibi. Bunlar data analysttir. Dediğim gibi ham datayı alıp yorumlanabilir hale getiren kişiler. Yani çok ortaklıkları vardır bu data science'da. Bir de data engineering var bu arada, da çok çok hot o da. O yeni çıkmış, son böyle 1,5 yılda falan var data engineering, 2 yıldır belki. Onlar da şey, ya bu data ciddi anlamda büyüyor ve artık çok fazla kaynağı var. Diyorum hani bazen geliyor bir oyun şirketinin günlük böyle 600-700 milyon event geliyor. O çok böyle terabaytlarca data geliyor. Onları kontrol eden, onları belli bir yere yazan, data scientist'in çalışması ya da data analyst'in çalışması gereken ortamları hazırlayan kişi de kabaca data engineer deniyor. Onların çalışması. Ve bir istatistik mezunu bir arkadaşım bunların üçünden birini yönelebilir bu arada. Data engineer yönelmek isterse birazcık da mühendislik ile yazılım, veri tabanı, öyle konularda hani İşte ağlar belki. Yani o konularda kendini geliştirmesi gerekiyor. Data science ile ilgili arkadaşım biraz daha istatistikle ileriye gidip işte machine learning falan algoritma hatta bence birazcık hatta yüksek lisans falan gitmeleri gerekiyor. Data analize ilgi duyan arkadaşlarım da biraz daha iş zekası dünyasına ilgi duyup orada ilerlemeleri gerekiyor. Kullandıkları tool'a gelirsek bu üçünün de kullandığı en tool'lardan birisi SQL dediğimiz işte SQL'da diyor Batılılar. Bir sorgulama dili var. Bu şey gibi düşünün ya işte terzinin makası gibi düşünün. Yani o olmazsa olmuyor. Hepsi de kullanıyor. Hatta SQL öyle bir şey ki ya 2009-2010 oralarda falan böyle şeyin modasını yitirmişti. İşte JSON dediğimiz böyle semi-structured data yapıları var. Onlar yaygınlaştığı zaman SQL böyle popülaritesini kaybetmeye başlamıştı. Ancak şey... bu data, machine learning, işte yapay zeka gibi konular böyle popülaritesini kazanmaya başladıkça SQL yeniden doğdu diyebilirim. Böyle küllerinden yeniden doğdu. Öyle. Evet, şimdi istatistikte evet. Bitirdik bu mevzuyu. Şimdi bir bu alanda şirkete giren birisi, yeni çalışmaya giren birisi nelerle karşılaşacak kısmını bir iki dakikada izah edebilir misin? Oyun şirketine girdim, masaya oturdum. Ne görmeye başlıyorum? Şöyle, data analist bir oyun şirketinde temelde... Benim söylediğimi tekrar ederek başlarsan mesela soru anlam kazanmaya başlıyor işte. Ne mesela örnek olarak veriyorum. İstatistikten mezun oldunuz, bazı şeyleri öğrendiniz, masaya oturdunuz, ne göreceksiniz? Okay. Okuldan mezun oldunuz, geldiniz bir oyun şirketinde çalışmaya başladınız, masaya oturdunuz, neler göreceksiniz? Şimdi burada en başta zaten o oturduğunuz masa hangi şirkette, ne tip bir şirkette o değişiyor. Çünkü bir data analizinin gibi yaklaşık 8-10 kişilik startup şirketlerde çalışabilir, 60-100 üzeri büyük oyun şirketlerinde çalışabilir. Böyle AAA'ler yapan ya da büyük sosyal oyunlar ya da mobil oyunlar yapan. O ikisindeki rolleri farklıdır. Küçük ikisini kısaca anlatacağım, daha da detaya girmeyeceğim. 10 kişilik bir ekipteki data analist arkadaşım, şirketteki herkeste birebir çalışır. Yani atıyorum, şirkette zaten muhtemelen bir tane marketingçi vardır, performans marketingçi, bir tane datacı, yaklaşık 3 tane, 4 tane developer vardır, birkaç tane sanatçı vardır. O kadardır zaten. Onların hepsiyle çalışması, onlara dokunması gerekir. Yani dolayısıyla hepsinin de yaptığı işten birazcık anlaması gerekir. Development bilmesi gerekir birazcık, marketing bilmesi gerekir birazcık, hatta birazcık sanatçıyla da konuşabiliyor olması gerekir ki, çünkü marketing görselleri falan hazırlarken, onlara geri bildirim verebiliyor olması lazım. Sadece marketing görselleri değilse, oyunun içinde kullanılan
grafiklerdi bu arada. UI ve doğrudan oyunun grafikleri. Hani oyunun performanslarına ciddi anlamda etki ettiği için hani o insanlarla aynı dili konuşabiliyor olması lazım. Dolayısıyla küçük bir şirketlerden vatandaşı arkadaşım herkesle konuşur. O yüzden böyle iletişim becerilerinin yüksek olması gerekir. Ve en önemlisi teknik, bizim yaptığımız o teknik işleri teknik altyapısı olmayan insanlara rahatlıkla aktarabiliyor olması lazım. Ben de edinebilecekleri en büyük yetkinlik de bu olur. Geçersek diğer büyük şirkete, diyelim ki böyle 50 kişilik, 60 kişilik büyük bir şirkete çalışıyorsunuz. Artık orada tek başına değilsinizdir. Bir iş zekası departmanı vardır, Business Intelligence departmanı. Oradaki de çalışanlardan biri yeni girdiğiniz için işte bir data analyst olarak çalışıyorsunuzdur. Bir ekip lideriniz vardır. Ve o ekip lideriniz biraz önce bahsettiğim iletişimleri yaparsınız. Sadece aşağıda muhtemelen böyle bir project management tool'u kullanıyorsunuz, Jira gibi. Oradan gelen işleri ekip lideriniz size veriyordur. Siz onları yapıp ulaştırıyorsunuzdur. Yine bütün iletişim ama ve biraz önce bahsettiğim diyaloglara geri bildirimi ekip lideriniz veriyordur. Aslında orada birazcık da teknik işlerle uğraşıyorsunuz. Yani iletişim becerilerini çok kullanmanız gerekmiyordur. Bu ikisine göre değişir. O yüzden benim çoğu zaman önerim yeni başlayan arkadaşlarımla küçük startuplarda çalışmaları. Ama hani tabii ki şey, birisi kötü birisi iyi değil. Hani kendi isteklerine göre şey yapabilirler yani, seçebilirler. Daha çok şey öğrenmek istiyorlar ama evet, ben böyle 10 kişilik, 15 kişilik startup ekiplerini çoğu arkadaşıma öneririm. Yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. Gayet verimli oldu.